Kıymetli Romalılar, hepiniz hoş geldiniz. Yine Hearts of Iron'da yeni bir modu deneyimlediğimiz yeni bir videodayız. Efendim şimdi bu modumuzun adı Expanded Turkey. Bu modu bana sizler önerdiniz. Discord'dan bir öneri oldu. Emredip Hisis'ti galiba. Koyarım şimdi buraya. Alta gelir. O önerdi. Dedi ki Hakam oyna dedi. Biz de dedik ki o zaman oynayalım. Şimdi oyunun başlangıcında bize hemen şöyle hızlıca bir soru geliyor. Diyor ki fokuslar tamamlandıktan sonra saklansın mı? Optimizasyon için biz diyeceğiz ki evet sakla. Suriye'yi puppet olarak sar lütfen. Okey. Görmüş olduğunuz gibi bu da Better Turkey gibi. Fantaziler dolu bir Türkiye. Bayağı fantaziler dolu bir Türkiye. Ama Better Turkey gibi çok OP yanları yok. Better Turkey biraz daha fantastik kalıyor bunun yanında. Tabi hepsinin deneyimi daha farklı canım. Hepsinin keyfi daha farklı. Bunu da ilk defa deneyimleyeceğiz şimdi. Şu uçağı hızlıca siliyoruz. Efendim. Şuraya bir artileri eklemekteyim. Aynı zamanda bakınız şu birlikleri GameStart'ta siliyoruz. Neden siliyoruz? Çünkü garnizonun tüfek alması gerek ki Güneydoğu'daki isyanlar daha fazla tetiklenmesin. Bunları da yaptıktan sonra hızımızı 5x alıyoruz efendim. Donanmayı birleştiriyoruz. Havayı tehlikesiz bir ortamda trenine diyoruz. Yakın zamanda bir savaş olmayacak ama biz yine de bunu yapalım. Evet sizler ne yapıyorsunuz? Sizler neler yapıyorsunuz? Durumlarınız nasıl? Bu arada şöyle bir şey söyleyeyim. Modu ufaktan bir tanıtalım. Daha doğrusu gördüğüm kadarıyla. Şurada şimdi bir deprem mevzusu var. Bu deprem mevzusu zorunlu değil diyor. Bu yüksek ihtimal şu mevzuyla alakalı. Biliyorsunuz geçen dönemde 6 Şubat'ta bir deprem oldu Türkiye'de. Ben de yaşayanlardan biriydim. Galiba onunla ilgili bir böyle şey olmuş. Çünkü Atatürk dönemindeki deprem 1924'te Pasinler depremi oluyor. Ama bu tarihte 1936'dan sonra benim bildiğim olmuyor. Onu da bir araştırırım. Eğer siz biliyorsanız siz mutlaka yorumlara inip yazın. Abi şu tarihte şu oluyor diye. Ama benim bildiğim olmuyor. Tabii yine bunun devamında işte bu tarz mekanik eklemiş. Ha buraya da yazmış tabii zorunlu değil ama biz yine de bunu yapacağız. Bu bilincin oluşmasını istiyoruz. En azından bilmeniz de varsa belki bu bunu tetikler. Bu bilincin oluşması için. Onun dışında şimdi burada şöyle bir mevzu var. Ha. Şimdi burada bu first 5 year plan var öncelikle görmüş olduğunuz gibi. İlk 5 yıllık plan. Vault 8'de kendi bitecek. Biz bunu kaldırmayacağız kesinlikle. Burada altyapı basma mevzusu var. Demir ağlarla ördük. Tam anlamıyla onu oluşturmaya çalışacağız. Yine onun dışında biz burada sanayi fokuslarına gidince burada daha fazla da şeyler açılacak diye biliyorum. Şu industrial projects'te çünkü bir hızlı göz gezdirdim moda. Aynı zamanda şunu yapmamız gerek. Şu modern hastaneleri İstanbul'a kurmamız gerek. Çünkü dediğim gibi Mustafa Kemal'i yaşatacağımız yola gideceğiz. Bu bize bir aylığına yanlış bilmiyorsam bir aylığına olması gerek. Bakalım. Yok aynen bir aylığına. %60 konsum vurgus ve %10 politik puan verecek. Bir aylığına sanayimiz duracak ama modern hastaneler inşa edeceğiz. Gazi'yi yaşatmamız için mecbur yapmamız gereken bir şey bu. Alto fokusuna gidiyoruz hemen. Çok hızlı tabii biz buradan Peace at Home fokusuna gidelim de şu diğer fokuslar kalksın optimizasyon iyice düzelsin. Doğal olarak bu tarz modları yapanlar oyunun içerisine dahil olmadığı için hani oyunun yapımcısı olmadığı için optimizasyonda öyle mükemmellik beklemiyoruz ama yine de güzel. Optimizasyon yine de güzel bir yamuk yok. Modu yapan arkadaşın da eline koluna sağlık. Hoş mod olmuş farklılıklar getirmiş. Better Turkey'ye biraz benziyor ama onun da kendi içinde yani bunun da kendi içerisinde başka farklılıkları var tabii ki. Şimdi bakın burada biz yani şu an asker çekmeyeceğiz. Asker çekmeyeceğimiz için şu an 10 fabrikamızı buraya kullanıma vermek mantıklı mı bilmiyorum. Biraz bekleyelim savaş zamanı falan çekeriz. Şimdi şu depremle ilgili önden mevzuyu bir alayım kıymetli hocam. Bir de nasyonalizmi bufflayayım. War support'um ve stability'm olabildiğince yüksek tutacağım. Şimdi bir de şu var. Para mevzusu var. Mesela şu an 50.000 dolarımız var. 50.000 Türk liramız var. 100.000 Türk liramız olunca etatizmi devam ettiriyoruz. Eğer devam ettiremezsek 0.5 political puan daha bizde debuff oluşacak. Bu debuff yani anlayacağınız üzere bizim için kötü bir şey. Bunu para biriktirdik yapabiliriz. Parayı nasıl biriktireceğiz? Şu an burada tam sistemleri yok. Ekonomik fokuslara gittiğimizde onu da göreceksiniz. Buradan gelip bu arada secret polise getirmeyi de unutmayın bu bölge için. İsyanın düşmesi açısından. Şurada Fahrettin Altay'ı çok hızlı alalım diyorum. Çünkü Army SP erken dönemde bizim için önemli. Yine aynı zamanda bir de Air Reformer Muzaffer Göksel'in alalım. Çünkü biz uçak teknolojisinde ilminde çok geriyiz şu an. Onu da yükseltmemiz gerek. Çok hızlı 21 sivil olduk. Şu an için iyi gidiyoruz. Orada şimdi şöyle bir mevzu var. Fabrikalarla ilgili geçen yayında da biri sormuştu. Aslında bununla ilgili Sefa'nın çok güzel bir shortsu var. Kerir TV'nin. Onu mutlaka bulup seyredin. O orada iki yolu var. Birini anlatıyor. Biri böyle tek tek inşa etmek. Diğeri de mesela örnek veriyorum. Mesela bu tarz Türkiye gibi altyapısı çok düşük olan ülkelerde en yüksek olan yerlere basarsınız. Örneğin şöyledir. Mesela bu bitti ya.
Bunu hemen alta çekersin, bu gelir yukarı. Daha fazla fabrikayı buna verir. Bu da ikinci yoldur. Genelde MP'lerde yaptığımız da bizim budur. Evet, ilk 5 yıllık şey kalktı. Çünkü İnönü'nünkini getirdik. Neyse, bir şey olmaz, bir şey olmaz, bir şey olmaz. Şimdi çok hızlı buradan bu buff'ları da alabiliriz ama bunun bizim için çok önemi yok. O yüzden ekonomik fokuslara hemen gitmek istiyorum. Ne kadar erken gidersek o kadar iyi. Şimdi bakın, şunu da sormuştunuz. Bu Kemalist officer'ların değerlerini nasıl yükselteceğiz abi? Kemalist officer'ların değerini iki hamle var. Bir, bu tank resminin olduğu decision'lara tıklayacaksınız. Bir diğeri de botun olduğu. Bunlar Kemalist officer'ların buff'larını arttıran yollar. Bunları yapmazsanız artmaz. Şu 200 politik puan olan var. Onu da göstereceğim gelince resmi. Onu yaparsanız bu gittikçe düşer. Kemalist subaylar bulunmuş mevcut hükümete karşı olumsuz bir görüş izler. Şu an günü kurtarabiliriz. 100 bin ganimetimiz var. Kurtardık. 100 gün daha ekledi. Şimdi aynı zamanda Türkiye'de bu bilmeniz gereken bir diğer mevzu da şu Güneydoğu eyaletlerinde bakın şöyle ayaklamalar var. Biz bunların hepsini nasıl yapacağız? Şöyle yapacağız. Separatist fatigue. Neden? Burada isyanın artmaması, kaynakları daha rahat kullanabilmemiz için bize lazım. Yapamadık. Şansıma. Benim şansımdır. Bu bana her zaman böyle. Bunlar kabul etmeden gelir. Onları da kabul etmeli. Çok mükemmel. Ama bir yandan da politik puan kasmış oluyoruz. Dert değil. Bu arada bakın, ben burada hata yaptım. Görmüş olduğunuz gibi Türk Tayyare Cemiyeti'ni aldım. Türk Hava Yolları'nı alın. Onun research speed'i daha yüksek. 150 politik puan gitti ama bir şey olmaz. Akıl parası olsun. Şimdi onun dışında da var. Mesela burada aircraft manufacturer da var. Ama bu şey vermiyor. Agility vermiyor fighterlara. Ben o yüzden onu almıyorum. Yoksa bunu da 50 politik puan verip açıyorsunuz. Daha sonra buradan 100 politik puanı alabiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi. Ama bu aynı zamanda mesela politik puan anlamında bir buhran yaşıyorsanız. Hani normalde bunu alırız. Fighter basarız. Daha sonra bunu alıp kese basarız. Bu ikisini birden yapabilmenize olanak sağlıyor. O açıdan daha iyi. Mesela kesi yapacağımız zaman kesinlikle bunu alırım. Aa, evet, bu speed'i vermiyor. Pardon, aklıma o geldi. Yanlış hatırlamışım. Speed'i daha düşük oluyor. O yüzden almıyorduk onu. Mesela tankta da bu çok iyidir. Görmüş olduğunuz gibi Reliability, Speed, Soft Attack, Armor, Hard Attack. Yani tankınızı çok daha Vanilla'da çok daha iyi hale getiriyor. Biz o yüzden onu almaya çalışacağız. Bakın buradan şimdi buna da tıklayacağız. Görmüş olduğunuz gibi Kemal subayların bize karşı olan ılımlı politikası daha da artacak. Çünkü görecek. Orduya herhangi bir antilayık bir düşünce katılmayacağını görecek ve ordu bu yüzden bizimle ılımlı bir politika izleyecek. Şimdi burada da mesela bu Fox'un devamını getirmeyeceğiz. Bakın niye? Bu çünkü late game'de önemli faktörü attı. Şu an pek bir şey yapmıyoruz. O yüzden biz hızlıca işte Consumer Goods Factory'si düşüren ve sivil veren Fox'lara gideceğiz ki hızlıca sivil basabilelim. Bu bizim için önemli. Aynı zamanda dediğim gibi o tank fabrikasını da alacağım hemen. Görmüş olduğunuz gibi bir diğer mevzu da burada. Hemen burada da bayrağı düşürdük, Tunceli'yi. Diyarbakır'la Van'da da yapacağız aynı mevzu. Buna hiç dikkat etmiyorsunuz. Bakın bu şu an görüyorsunuz ne kadar isyan yaptığını. Ya burada ne kadar düştüğünü görüyorsunuz. Tek debuff'ı şu an burada, kaynakları alamıyoruz. Daha sonra buraları da korlayınca bu kalkacak. Artık oradaki kaynakları da kullanabiliyoruz. Abi orada ne kaynağı var demeyin. Diyarbakır kaynak anlamında çok zengin oyunda. Şimdi görmüş olduğunuz gibi de sanayiciler fokusunu da tamamladık. Artık ne oldu burada? Bakın parayla fabrika basma mevzusu geldi. Şimdi abi parayı nereden toplayacağız? Bakın burada 3 tane yolu var. Biri şurada hiçbir politik puan vermeden sadece 7 sivilinizle 20 gün boyunca bir yatırım, bir nevi bir para kazanım yapacağız. 7 gün boyunca, 20 gün boyunca 7 sivilinizi kullanacak ve sonunda 50 bin Türk lirası alacaksınız. Biri bu. Diğeri 50 politik puan biriktirip yatırımcıları davet edeceksiniz. %50 %50 ihtimal. Bir ihtimalle, %50 ihtimalle 50 bin Türk lirası kazanacaksınız. Yani Türk lirası. Diğer %50 ihtimalle ise başarısız olup 10 politik puan kazanacaksınız. Bir diğeri de tüfeğiniz varsa tüfeğinizi verip 25 bin kazanacaksınız. Dördüncü olsa bunu her sefer yapamıyorsunuz. Bir sefer tek yapabileceksiniz. Sanayi vergisi getireceksiniz. Sanayi vergisiyle birlikte Stability Gain Base eksi %25 olacak ama her hafta 5000 Türk lirası kazanacaksınız. Onu da yapacağız politik puanımızı biriktirip. Bak şu an geldi mesela. Buradan devam edelim Focus'tan. Industrial Tax yaptık. Görmüş olduğunuz gibi çok yüksek bir derecede stabilitemiz düştü. Anti-Comintern'e katılmayacağız, yok. Tekrar buna tıklamayın, bu kaldırır. Bu sefer para kazanamayız. Biz para kazanmaya odaklanacağız. Şimdi paramızı kazandık. Hemen geliyorum. Bakın burada 125 binimiz var. 50 bin ile sivil basımı alıyorum. Aynı zamanda mesela diyelim param çok. Ne yapacağız early game'de mantıklı olan? Sivil basacağız abi. Bize sivil bas diyeceğiz. Zaten hali hazırda free trade'deyiz. Research speed'imiz şu an çok yüksek. %32. Early game'de %32 olan ülke yok. Bu Türkiye'ye özel. Yani bu da Mustafa Kemal'in stratejisi. Bilim ve bilimde hep en ileriye. Bunu yaptık. Stability açığımız var. Nasıl kapatacağız? Sürekli republikanizm bufflayacağız. Türkiye'nin bir diğer güçlü yolu da bu. Evet, bakın karşımıza event geldi. Mustafa Kemal hasta dedi. Zamana karşı bir yarıştayız diyor. Bakın bu geldikten sonra gitmemiz gereken fokus Seek treatment for Atatürk. Yani Atatürk için sağlık arayışı.
Tedavi arayışı. Tam çevirisi öyle oluyor, evet. Şimdi bu bize ne sağlayacak? 140 gün boyunca weekly stabilitemiz %2 düşecek. Bu çok önemli. Sürekli republikanizm bağlamalıyız. Hatta belki üretimden vazgeçip efendime söyleyeyim şey bile yapabiliriz. Improved worker conditions bile yapabiliriz. Çünkü stabilitemiz acayip düşecek. Hatta bence ben şimdiden yapayım bunu. Promises of Peace'i de aynı anda başlatabiliriz. Çünkü çok sıkıntılı olacak. Dediğim gibi bu süreçte çok stability kaybedeceğiz. Toparlamamız da çok geç olacak. O yüzden biz şimdiden onlara basalım. Zaten early game'de basmak improved worker conditions'a çok sıkıntı yaratmaz. Normalde pek kullanmayız bunu çünkü yani çok sizi debufflar. Ama şu an bunun karşılığını alacağımızı bildiğim için veya tahmin ettiğim için biliyorum derken yani bence mod verecektir. Vermese de bir şey olmaz. Biz yapalım Atatürk için. Atatürk'ün getirmiş olduğu hastalığından dolayı stability debuff için mecbur yapmak zorundayız yani. Promises of Peace'i de aldık. Stability bufflayacağız. Bu arada buna da dikkat edeceğiz. Bol bol republikanizm bufflayacağız. Hazır param varken bas kardeşim, sivil bas. 3 bölgeyinde bayrağını bu şekilde getirdik. Sadece burası kaldı. Burayı da halledeceğiz. Tamam. Burada tek seviye kaldı. Bir kere daha burada başarılı yapabilirsek operasyonu çok iyi olacak. Şimdi şurada çok hızlı consumer goods indirimi var. Onlara uçacağız hemen. Onlar önemli. Bol bol tüfek basalım. Para yapmak için bize lazım olacak. Tüfek satıp yapacağız bir nevi. Şu an haftalık 1,5 artıdayız. Tamam, çok iyi. Atatürk'ün hastalığının getirmiş olduğu debuff'ı bir nevi örttük. Olsun, Gazi'yi iyileştireceğiz. Şimdi burada early game'de çok hızlı şu military factory'yi alacağım hemen. 250 bin Türk lirası vererek. Çünkü early game'de production'ı çok oturtacak. Özellikle tüfek üzerine bize çok yardımcı olacak. Şimdi aynı zamanda batılı eyaletlerde şöyle bir mevzu var. Normalde biliyorsunuz Kemalist loyalty'nin getirmiş olduğu bir local construction speed var, ama bir de onun yanında sanayi kentlerinin getirmiş olduğu var. Bu da bu moda özel. Biz de olabildiğince bu bölgelere basmaya, fabrikalara dikkat ediyoruz. Mesela İstanbul bunlardan biri. İzmir bunlardan biri. Bir de Ankara bunlardan biri. Ankara'ya bir de Kemalist State getirtebilirsek, zaten ki şu an en yüksek altyapıları orası, görmüş olduğunuz gibi. Oralara bol bol bunlardan basıp daha hızlı sanayileşebiliriz. Evet, görmüş olduğunuz gibi Atatürk için aranılan tedavi sona erdi. Şimdi buradan Atatürk'ü bıçak altına yatırma adlı operasyona başlayacağız. Yani gazi ameliyat olacak. Bakalım ameliyatın sonunda ne olacak. Bu arada şurada La Principessa'yı da alacağız. Bu La Principessa mevzusu ne bilmiyorum. Bilenleriniz varsa yazın. Bu hani modun getirdiği bir şey mi, yoksa tarihsel olarak var mı, bunu bilmiyorum. Onu da siz de biliyorsanız yorumlarda yazın, ben de bilgileneyim. Bu arada Stability'ye rahmet okuduk. Stability'ye rahmet okumayacak mıyız hocam? Evet, Stability'ye rahmet okuduk ama Atatürk'e henüz değil. Çünkü Atatürk sağlık operasyonunu gayet başarılı halletti. Masadan kalktı. Görmüş olduğunuz gibi sağlığına kavuştu. Reformer ve Ulu Önder trade'lerini aldı. Çok güzel trade'ler, çok mütevazı trade'ler. Aklıma bizim şey videosu geldi ya, short. Abi siz o short videosunda ne tartışmışsınız öyle ya? Yani gelip benimle harbi tartışıp sen neden böyle düşünüyorsun bilmem ne falan mevzuları yapmışsınız. Arkadaşlar bakın, Better Turkey modu çok sevdiğim bir mod. Ben çok eğleniyorum oynarken. Team Mod'un yapımcısıyla da sohbet ettik. Hani sohbet etmedik de böyle ufak da olsa bir tanışımız oldu. Kendisine teşekkür ederim, modu çok güzel anlatmışsın dedi. Ben de modunu çok beğendim, teşekkür ederim, eline sağlık dedim. Adam kendi söylüyor, diyor ki ben diyor modlarımın bu tarz buff'lı olmasını seviyorum diyor. Modu yapan adam, biz ne diyebiliriz yani? Benim de hoşuma gidiyor öyle bir fantezi dünyası olması. İşte Rauf Orbay geliyor, Çerkez Etem geliyor ve hepsinin kendi özgü buff'ları var. Bu da benim hoşuma gidiyor açıkçası. Gitmiyor değil ama bunu bir video yaptık. Bu sanki gündemin en önemli konusuymuş gibi. Tartışmaya falan düştü. Bilmiyorum yani, gerçekten bölünmeye yer arıyorsunuz. Her konuda bölünebiliyorsunuz. Hayranım o özelliğinize. Yani ESG diyordu ya işte, Şeyh Edebali ve Fuzuli'yi Twitter'a koyuyorum. Orada bile %50'ye %50 bölünüyor. Yani burada bile %50'ye %50 nasıl bölünebildiniz? Hayranım size, hayranım. Başka bir şey demiyorum. Aynı zamanda şimdi şuradan paracıkları da biriktirin. Evet, tüm bölgedeki isyanı bastırdık. O sırada dediğim gibi stabiliteye de rahmet okuduk. Ama sıkıntı yok, yükselteceğiz. Şimdi şuradan bir Ziraat Bankası'nı da alacağız. İyice artacak. Of, bu neymiş ya? Bu La Principessa harbiden çok manyak bir mevzu. Hepsinin görmüş olduğunuz gibi kendine göre buff'ları var. Tabii dediğim gibi bizim burada başta alacağımız Ziraat Bankası olacak. Çünkü sivil en çok buff veren şu an gördüğüm kadarıyla o. Siviller almaya devam ediyoruz. Çok iyi. Militer fabrikalarımız geldi. Aynen öyle, hadi bakayım. Atayı da aldık. Güzel atayım. Tüm ataylara selam olsun. Şuradan da research slot'u kapacağım hemen. 5 research slot olacağız. Çok iyi. Bence de Vanilla'da da Türkiye 5 slot olmalı. 5 research slot. Hadi gidin onu söyleyin Paradox'a. Gelip benim videomda sızlanmayı biliyorsunuz. Hadi gidin Paradox'a deyin ki Paradox kardeşim, senin 5 sivil yapman gerek. 5 research slot yapman gerek Türkiye'de. Hadi. Yer mi? Yok, yemez. Gücünüz bana yetiyor. Ben ne diyeyim? Bafla kardeşim, bafla. Cumhuriyetçilik bafla. Hiç şüphem yoktur ki az zamanda çok işler başaracağız. Türk milleti zekidir. Türk milleti çalışkandır.
Şunu da ver bakayım hemen. Bunu almamız önemli. Neden bunu almamız önemli? Çünkü biz medium cannon'la basacağız. Abi ben high velocity basıyorum. Kardeşim niye high velocity basıyorsunuz ki? Merak etmeyin, bir rehber çekeceğim. High velocity tank basılmaz. High velocity'yi ne zaman basarsın biliyor musun? Karşısında bir Soviet vardır ve full tanktır. Hiç piyade kullanmıyordur, o zaman basarsın. Alman olarak, ama onun dışında senin piyadeye karşı efektif olman gerek. O yüzden soft atan çok önemli. Breakthrough'un da önemli ama soft atan çok önemli. Genelde breakthrough'a bakılır abi. Tankta 1000 breakthrough, 2000 breakthrough yapıyorum template. Ulan 2000 breakthrough yapsan ne olacak, yapmasan ne olacak? 1000'den sonrası gereksiz. Ama soft atak önemli. Soft atak çok önemli. Harbiden stability'ye rahmet okuduk ya. Şimdi varlık vergisini aldık, iyice rahmet okuduk yani. Bakın görmüş olduğunuz gibi tank resmi olan menüye tıkladığınızda kemaniş subaylar sizlerle bir entegrasyon içerisinde oluyor. Şuna tıklamıyorsunuz. Bu Jazz. Oha, Hatay %100 altyapı lan. Hatay nasıl %100 altyapı lan? Oraya bir şey mi basıyor acaba? Neyse, şimdi biz burada Kemalist Neutrality'yi alacağız. Bu bize artı 15 stability verecek. Önemli. Daha sonra da Integrated Kurdish States'e gideceğiz. Basarım vallahi, hiç sınır mınır dinlemem. %100 altyapı gördüm mü basarım, orayı da canım gibi korurum. İstanbul'dan çok korurum orayı. Şimdi hemen geldik burada. Bu modun ekstra getirmiş olduğu yol burası. Uncommon Way for Our Nation. Bilinmeyen bir diğer yol ulusumuz için. Ulusumuz için bilinmeyen bir diğer yol. Evet, o daha doğru telaffuz oldu. Kesinlikle sivillere konuyoruz. Çok sivil. Çok sivil. Ne kadar çok ekmek o kadar köfte. Aha, deprem olacak. Hemen event geldi. Tunceli'de olacağını bildiğim için. Oradaki şeyi taşıyorum, altyapıyı. Şimdi burada unrealistic liderlerle gidebilirsiniz diyor. Biz hayır kardeşim, biz liderlerin lideriyle gidiyoruz diyoruz. Göl Jin debufflarını kaldırmış. Ah ve çok manidar. Vallahi çok manidar. Turkish Navy Forces. Alright sir. O da şu fokus. Ha bu arada şunu söyleyeyim. Ya abi ben o decision'a tıkladım ama ben tekrardan tarihsel olmayan lider istiyorum dersen gelip buraya tıklayabiliyorsun. O yol beni ilgilendiremiyor. Şimdi çok hızlı ben buradan tüm bu fokusları bitirmeye çalışacağım ki hızlıca alabileyim savaş başlamadan o birçok istediğim toprağı. Çok iyi be. Generallere bak. Cemal Gürsel var. Rüştü Erdelhun var. Asım Gündüz. Tahsin Yazıcı. Nurettin Baransel. Çok güzel. General de eklemişler. Ve Mustafa Kemal tabii. Grand Marshal. O video ne izlenildi be? Mustafa Kemal'in full trade verdiğimiz video. Çok teşekkür ederim izleyen, beğenen, like atan herkese. Bayağı beğendiniz, bayağı izlediniz. Şimdi ilk hedef yüksek ihtimal Bulgaristan olacak. O yüzden bir Bulgar kapkaçı dediğimiz. Bakalım devaflarla nasıl savaşacağız, o da önemli. Şimdi burada arkadaşlar diyor ki yeni bir yönetici seçin. Bir de diyor ki wake up to the reality. Anime girls are not real. Kusura bakmayın arkadaşlar, yani bu kültürünüze saygım sonsuz ama anime kızlar gerçek değil. Mustafa Kemal'e tam güç. Şuradan şu korları da bir alayım bakayım, hadi bakayım. Army of the Misaka Malay. Komutanım şimdi anime kızlar gerçek değil mi? Değil evladım, kusura bakmayın ya. Bas baba bas, sivil bas. 39'a kadar sivil basacağız. Ama çok güzel mesela bufflar. Tam böyle tadında, tadımlık. Hani yer yer biraz böyle bir hafiften OP'liğe kaçma var ama sonra yine böyle bir duruyor ya. Şimdi slot sıkıntısı çekeceğimiz için altyapı çalışmanı da hafiften başlıyorum. Hazır basımızımız yüksekken. Aslında burada bunu salıp şunu da alabiliriz. %50 daha hızlı basarız en azından şu altyapıları. Daha da iyi olur yani. %60 yaptım. Aynı Workhorse yerine Kaptan Infinasyon'u aldım. Şimdi North End Suriye'yi alacağız. Şu kamillerle bir aramı iyi yapayım tabii. Bir improve atayım. North End Suriye'yi vermezseniz canınızı okurum ulan. Hı? 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 82 musul. Hı? Almazsam kan çıkar. Söylüyorum. Ben niyetini en erkenden belli eden bir adam. Almanlar da memeli aldı. Dünya savaşı başlamadan benim buraları almam gerek. Şu Elais'ten toprakları savaşmadan alayım da Axis'ten savaşa alırım. Hiç dert değil. Abi çünkü Elais'ten savaşa girmek çok sıkıntılı ya. Elais'ten. Neden sıkıntılı? Çünkü donanmamız yok. Ama Axis'le gereken her şeyi kurabiliyorum. Steel fabrika vererek Northern Suriye'yi aldık. Çok iyi. Misak-ı Milli'ye doğru adım adım emin bir şekilde ilerliyoruz efendim. Şimdi İtalya'dan Dodakenes'i alacağız. Yani Rodos'u. Yani 12 adalar arkadaşlar. 12 adalar deyince sizin aklınıza şuralar geliyor. Hayır, burası Ege adalarıdır. 12 adalar, bakın buradaki bu adalar 12 tanedir. Burada oyunda tam resmedilmiyor. O kadar büyük bir piksel derinlikte fight dönmediği için. Ki bu da optimizasyonunuzu kötü etkiler. O yüzden yapılmıyor. Aslında 12 adalar burasıdır yani efendim. Ne kadar çok ordu düşer, ne kadar çok improve atarsak o kadar almamız kolay olur. Çok iyi. Rakka'dan ve İstanbul'dan birer sivil. Toplamda 2 sivil verdik İtalya'ya ve 12 adayı da aldık. Şimdi tabii Musul için bir giriş yapacağız. Onun için de hazırlanalım. Mustafa Kemal'in bakın oyundaki en iyi treat'i de sahip olması, ulan Paradox. Paradox çok büyük saygı duyuyor Türkiye harbiden. Bir de şey var mesela. Bakın şu, bunu gerçi hepiniz biliyorsunuzdur ya. Bunu bilmeyen yoktur. Bakın burada İstiklal Marşı'nın kıtaları var.
6 okta olan çok manidar. Batum'u da aldık Sovyetlerden. Gün geçmiyordu ki yeni bir Türk toprağı Türk vatanına katılmasın. Musul Türk toprağıdır diyerek Irak'a karşı bir agresyonumuzu gerçekleştireceğiz. Şimdi şu beyefendiye bir giriş yapacağız. Tabii Kemalist nötralite yıkıldı. Chester'le birlikte hey Allah'ım hey, yardır oğlum yardır. Koşa koşa gidiyordu Mehmetçik adeta. Bağdat'a koşaraktan girdik, koşaraktan. Uçaraktan mı geldin dayı? Gir abicim buraya. Çok güzel. Biz sadece kendi ata toprağımız olan Musul'u isteriz. Başka topraklarda hiçbir ameller gözetmeyiz. Tabi Gazi ile de tekrardan aramızı toplayalım. Adam Esfur Militer Aksesi bile kabul etti. Adam ne kadar güveniyor. Adamla savaştık ama adam güveniyor arkadaş. Adam diyor ki senden yanayım. Hatta Non-Aggression Pact bile imzaladık. İngiltere ile Kıbrıs meselesini görüştük. Ve Kıbrıs meselesi de kabul edildi. Artık Kıbrıs da Türk toprağına dahil edilmiştir efendim. Şimdi sırada kıymetli dostlar. Balkanlardaki Türk toprakları kaldı. Onlara da tabii bir çekidüzen vereceğiz. Öyle geleceğim de toprakları bırak. Hatta yok lan. Bak ne kaldı biliyor musunuz mu? Atina kaldı ya. Kıymetli donanmamızı da getirelim. TCG Venzo mu? Lan bu mod Venzo ithafen mi yapılmış? Lan mükemmel TCG Venzo. Aklım durdu bir an görünce. Hafsalam kaydı. Şu çıkarma hazırlandığında savaşı başlatacağız. Evet çıkarmalar gitmiştir efendim. Türk ordusu üstün bir ferasetle Yunan topraklarına çıkarmayı yapmış. Hakkımızı vermezseniz gelip onu söke söke alırız demiştir. Bunu da tüm dünyaya duyurmayı başardı. Atak Bulgarya'yı da aldım. Çok iyi. Şu Bulgar da girmeden Bulgar'ı da aradan alırsam var ya. Çok iyi olacak. Ha burayı yarmışız. Tamam da artık oyun bizde. Atam Yararak'tan Hızlıcan'a gitsek miydik? Çok az ya. Şu Selanik'e falan girsek hallederiz he. Aslında bir çıkarma ayarlasam Selanik'e çok iyi olur. Evet. Şuralar bizim de hocam. Ora bizim değil. Ora bizim değil. Ora sizin olabilir. Onu da alayım hocam. Ama mükemmel. Bir çıkarmayla hiç uğraşamayacağım. Bu akse falan katılır. O yüzden şöyle hızlısından yardırarak gideceğiz. Girmek üzere hatta. Neredeyse. Hemen hızlısından dalaraktan, uçaraktan, koşaraktan alalım oraları. Agresifin kralını vereceğiz. Yapacak bir şey yok. Ordunun debufflarını kaldıramadık zaten ama. Dal 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 dal. At at at. Pokut pokut gaming. Pokut pokut gaming. Lan fabrikalar görmüyorum. Fabrikalar yamuldu. Ay geri geldi. Bir kardeşim Sofya. Yaşamaz yaşamaz yaşamaz. Vur Plevne'ye. Oranın adı Plevne bir kere. E'si büyük. Hadi lan sen faction'a girmeden seni bir düşüreyim ya. Çok iyi. Evet. Misak-ı milli toprakları böylelikle tamamlanmış oldu efendim. O ne hızlı bitirdim ha. Dur bakalım bir her şeyi bir fulleyelim nasıl oluyor onu da bir göreyim. Şunları da tabii integrate yapıyoruz. Doktrini yarladım lan neredeyse Almanlar gibi fulleyeceğim ha. Buff'ları da alsaydım kesin fullerdim doktrini. Paris düşmeden ben Misak-ı milliyi kurdum kardeşim. Atatürk diplomasisi, Atatürk ordusu. Bakın. Ya kardeşim Erzincan'ın depremi Allah'a şükürler olsun ki çok büyük kayıplar almadan atlatabildik. 960 kişi ölmüş. 10.000'e yakın yaralı var. O da biz oradan taşıdık ha. Tabi bunu modun yapımcısı Unhistorical eklemiş. Çünkü benim bildiğim yok böyle bir deprem yani. 1940 yılında. Savaşmaktan buralara da bakamadım hiç. Şu çıkarabildiğim kaynakları da bir çıkarmaya bakacağım. Bakayım ne kadar çıkarabiliyoruz kaynak. Tabi depreme karşı önlem aldığımız için depremin yaralarını hızlı sardık. Oh donanmayı da büyüttük. Oğlum onun ismi ne lan? Oğlum RHS Aetos ne lan? Oğlum onu sil bakayım. Bak bunların adını şimdi otururum. Tek tek uğraşırım ha. TCG Barbaros. Vallahi uğraşacağım. Al işte yer. Uğraş çıktı. TCG Çaka Bey. TCG Deniz. Kardeşim o kadar savaştık ya. TCG Talentlenus Usta yok mu ya? Bir tane de Talentlenus olsun ya. Vallahi Benzo'yu değiştik artık. Benzo da hakkını helal etsin. Kardeşim bu RHS'ler ya bu piyadede var keşke bunda da böyle olsa. Bunu siliyor mu direkt? Gemi siliyor. Hayır oğlum gemisi mi? TCG Siyanür. Böyle isimler yazabiliriz. Aa bak şunu da ne yapalım bak. TCG Anadolu. Ondan sonra TCG aklıma gelen abonelerden. Orange Juice. TCG Yiğit Hürdoğan. Atsız'ın resmini koymuştu böyle bakıyordu Atsız. TCG Lenfex. Şimdi şu şey var. Onu da bir göstereyim yani mod bitti aslında. Bundan sonrasında mod çok bir olay yok. Ha, şuradan savaşlar açıp birilerine tabii girişebiliriz. Örneğin. Ondan sonra TCG Ali vardı mesela. Ali gelir yorum yapar. Bu Ali bizim Deli Ali değil. Bu Ali Günaydın. O yatırımlar yapıyoruz. Onlar da çok iyi. Şimdi arkadaşlar. Oh. Bak bak bak. Geri kalan Suriye almayacağım kardeşim. Orayı o sınıra da duvar mı var ne var ne yok hepsini öreceğim. Büyük Türkiye'yi kurduk. Bu kadar yeter. Gazi'nin diplomasisiyle biz kendi ulusumuzun olduğu toprakları alacağız. Öyle ne gideriz artık bu çölleri alırız. Ne de gider buralara yatırım yaparız. Bundan sonra Anadolu halkı yatırım görecek. Kapatın istemiyoruz devamını.
Dünyanın liderini savunma mı? Ya bunu göstersem acaba hapse gider miyim? Girmem canım. Niye gireyim? Dünya lideri ya. Sayın şu anki cumhurbaşkanımızı çağıracağız. Daha doğrusu kendisi ülkenin başına gelecek. Devir teslim, anahtar teslim töreni yapılacak. Bekleyin. İmpotik puan biriktirip geliyorum. Okusu iptal et. Boş yer Batı'mı. Lan ne tanka kullanabildik ne bir şey. Çok hızlı kurdum ya Misak-ı Milli'yi. Evet. Dünya liderini summonladık. Artık dünya lideri ülkenin başında. Video buraya kadardı.